Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim havuçlu bisküvi topları. Böyle evinizdeki malzemelerle çok güzel bisküvi topları yapabilirsiniz. Hemen malzemelerimi sayıp ocağın başına geçeceğim. Çünkü havucu pişirmem gerekiyor. 1 kilo havucu, kabuklarını soydum. Yarım su bardağından biraz fazla cevizi dövdüm. İyice küçülttüm. 1 su bardağı toz şeker. Yarım su bardağı su. Kullandığım bardak yine 200 milimlik klasik bardaklardan. Bulamak için Hindistan cevizi hemen hemen 1,5 su bardağı kadar. 2 paket de sade bisküvi. Öncelikle 1 su bardağı toz şekeri havucun üzerine döküyorum. Yarım su bardağı suyu da. Şimdi bunu ocağın başına götürüp bir süre pişireceğim. Ocağa getiriyorum. Altını orta ateşe getiriyorum. Ara ara karıştıracağım. Suyunu böyle salacak iyice. Kapağını kapatacağım. Havuçlar yumuşayana kadar, böyle suyu iyice çekene kadar kavuracağım. Ara ara karıştırmayı unutmayın, dibini tutmasın. Şimdi kapağını kapatayım. Ara ara kontrollü bir şekilde pişireceğim. Hemen bakıyorum. Artık suyunu çekmiş. Gördüğünüz gibi hiç suyu kalmamış. Tamamen suyu çekene kadar pişirin. Şimdi artık altını kapatıyorum. Şimdi kabın içerisine havuçları boşaltıyorum. Çok fazlasıyla soğutmadan, biraz ilk sıcaklığı çıktıktan sonra bisküvileri kıracağım. İlk sıcaklığı çıktı artık. Ceviz tamamen isteğe göre. Eğer istemezseniz hiç ilave etmeyebilirsiniz. 2 paket bisküviden şimdi içerisine biraz iril olacak şekilde kıracağım. Çok fazlasıyla ufalamıyorum. Bakacağım kıvamına göre bisküvi eklemeye devam edeceğim. Öncelikle bir karıştırayım. Çünkü şu an çok sıcak olduğu için birazcık elimle yoğurmam zor olacak. Biraz daha bisküvi kıracağım. Şimdi tam 1,5 paket bisküvi kırmış oldum. İsterseniz kakaolu da kullanabilirsiniz. Ben sade tercih ettim ama kakaolu da gayet güzel oluyor. Şimdi artık elimle yoğuracağım. Bisküvinin hepsini katacağım. 2 paket bisküvi tam gelecek. Şimdi artık elimle bisküvileri iyice eze eze yoğuracağım. Çok soğumadan yapın ama çok sıcakta yapmayın. Elinizi yakarsınız. Yeterince yoğurdum. Ellerimi de yıkadım. Biraz böyle elinize hafif yapışıyor gibi olabilir. Hiç telaşlanmayın. Arada elinizi yıkayabilirsiniz. Şöyle yuvarlıyorum. Hatta arada elinizi ıslatın. Hindistan cevizinin içerisine atıyorum. Daha tam anlamıyla soğumadığı için sıcak. Bundan dolayı elinize yapışacaktır. Ama dinlendikten sonra gayet güzel oluyor. Büyüklüğünü tamamen arzu ettiğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Arada elinizi ıslatın. Bir kısmını yuvarladıktan sonra şöyle elimle Hindistan cevizinin içerisinde gezdiriyorum. İyice her tarafına buluyorum. Servis tabağına alıyorum. Bu kadar çıktı. Birazcık da burada var.
Gördüğünüz gibi. İsterseniz üzerine kürdan batırabilirsiniz. Hemen şöyle bir tanesinin içini size göstermek istiyorum. Bir saat kadar dolapta dinlendirmeyi unutmayın. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.